Öyle mi? Evet. Öyle Ceren geliyor da. Ceren bitti, gaz lambası. Aldım dikkatli kocanıcı. Başımı öne aldım. Yaşantımız çok dört dörtlük yani. Geçmişe gittiniz mi bugünkü oyunlarla? Çok gittim. Çelik Çomak'ta gittim. Çocukluğumu hatırladım. O şeyde taş oyunda hatırladım. Yedi kulede. Uçurmada hatırladım. Bunları hep oynardık biz çocukken. Uçururduk uçurtmalarımızı. Eskiden böyle bir oyuncak yoktu. Kendi yapmamızdan oyuncak oynardık. Elde yapardık, araba sürerdik. Onları hatırladım. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Yaşlılarımızla beraber bir şeyler içerisinde olmak çok güzeldi. Güzel anılar kattık. Eski oyunları biliyor muydunuz? Yani burada eski ama... oyunları pek bilmiyordum. Burada öğrenmiş oldum. Güzel oldu. Biz de modern oyunlarla beraber onlarla ikisini bir karıştırıp
oynatmaya çalıştık. Güzel bir organizasyon oldu diye düşünüyorum. Çocukluğumuzu sanki yeniden yaşamış gibi olduk. Evet. Mükemmel bir organize olmuş. Yani çok güzel hoşumuza gitti başka bir şey. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. Gayet de iyiyiz. Cemil Öztürk, 3 yıldır Ahmet Kutlu'su Huzur Rehabilitasyon Merkezi'nde müdür olarak çalışıyorum. Bu organizasyonla ilgili olarak öncelikle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, İl Müdürü'ne bizatihi teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz hepinizin de bildiği gibi 2019 yılı ülkemizde Yaşlılar Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda biz de faaliyetlerimizi elimizden geldiğince spor hocalarımız, personellerimiz, dışarıdan gelen projeler kapsamında okullar, bugünkü organizasyon gibi, Gençlik Spor'un organizasyonu gibi organizasyonlarla devam ettiriyoruz. Yaşlılıkla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Hepinizin malumu yaşlılık ertelenemeyen, ilacı olmayan, herkesin Allah ömür verdikçe yaşaması gereken bir süreç. Bu kapsamda ülkemizde de yaşlılara yönelik sosyal devlet olmanın gereği olarak gerçek anlamda bakım hizmetleri devam ediyor. Oyunla ilgili olarak ise oyunlar sadece gençlere yönelik bir gençlere özgü bir durum değil. Bu kapsamda yaşlıların da geçmişe yönelik oynadığı oyunlardan mutlu olduğunu gördük. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlere de açık olduğumuzu medya, kamuoyu aracılığıyla da ilgili kuruluşlara da belirtmek istiyoruz. Bakıyor. Buradaki hedefimiz huzur evinde kalan büyüklerimizle sporcularımızı, gençlerimizi bir araya getirip onların bulunduğu ortamı anlayabilmelerini sağlamak. Ayrıca daha önce kendi gençliklerinde, çocukluklarında oynadıkları oyunları gençlerimize anlatabilmek ve ayrıca çocuklarımızın ileride nasıl bir ortamla karşılaşacakları ve büyüklerine karşı nasıl davranılması gerektiğini burada bizzat yerinde göstermeyi amaçladık. İnşallah projemizi geliştirerek devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.